bugün kandida mantarı ile ilgili başlayacağız inşallah konuşmaya. Kandida bilindiği gibi ne bakteriye ne virüse benzer en tehlikeli mikroptur. Neden? Niçin? Çünkü bakteri için antibiyotikler var, virüsler için antiviral ilaçlar var. Kısmen de olsa onlar bu ilaçlarla baskı altına alınabilir, yok edilebilir. Fakat kandidaya karşı herhangi bir ilaç kullanılırsa ne olur? Daha da azalır. Çünkü kandidaya hiçbir asit, baz, tuz veya ilaç etki yapmaz. Onu yok edemez. Hatta teşhisi bile yok. Neden yok? Çünkü bağırsaklara kine gibi yapışıyor kandida mantarı ve dokunuş şeklini, rengini alıyor. İşte bu gördüğünüz kandida mantarı dokunuş şeklini, rengini alıyor. Kolonoskopiyle bakılsa dahi doktor göremediği için, görse de bunu doku zannettiği için akıllı mikrop, hiçbir şeye benzemiyor. Dokunun şeklini, rengini aldığı için, bağırsaklara kene gibi yapıştığı için kolonoskopiyle baktığı zaman bu tabi milyonlarca defa büyütülmüş hali. Ha ne diyor doktor? Sizin rahatsızlığınız psikolojik, ailevi, genetik vesaire vesaire diyor. İşin içinden çıkamıyor çünkü. Teşhisi yok. Nasıl anlaşılır peki? Aslında her insanın bağırsağında kandida mantarı var. Kandida mantarı olmayan kişi yok. Benim bununla ilgili yıllar önce yazdığım gökçekiksir.net'te mantar diye, bağırsak mantar diye bir yazım var. Burada bununla ilgili çok ayrıntılı bilgi var. Her insanın bağırsağında kandida mantarı var. 1 gram defacitte 500 ila 1000 herkeste var. Kişi bir defa antibiyotik kullanmışsa 10.000'i geçer 1 gram defacitte, o zaman kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, omuz-sırt, bel, bağış ağrıları başlar. Fazla antibiyotik kullanmışsa 1 gram defacitinde 500 ila, yani 1 gram defacitinde 100.000'i geçerse kişide alerjik hastalıklara, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu. Ha, panik atak, depresyon, ölüm korkusu tabi 500.000'i geçerse. Kademe kademe arttıkça sorunlar da artar. Ve tedavisi imkansızlaşır. İlaç kullandıkça ilaçla beslenir, kimyasallarla beslenir. Bir de kişi tatlı hamur işi yiyorsa işin içinden çıkamaz. Şimdi belirtileri nedir? Kişi sabah kalktığında bir bardak suya tükürürse, suya tükürdüğünde nasıl tükürecek? Şurada resim var. Sabah kalktınız diyelim, bir bardak suya tükürdünüz. Tükrüğünüz böyle saçaklanıyorsa veya şöyle veya şöyle veya böyle internette tükrüğünüz saçaklanıyorsa kandida mantarı %100 var demek. Ha nadiren aşırı mantar varsa olduğu gibi yukarıda kalır. Yapış yapış. Hiç çökmez. Böyle de bir durum yani var. Yanıltmasın bu. Böyle gözüküyorsa, çeşit çeşit şekiller alıyorsa bağırsaklarda çok yoğun kandida mantarı var demektir. Ha kolonoskopiyle doktorunuz makattan baksa bile tükürük testi, idrar testi, defacet vesaire teşhisi yok. Ne zaman teşhis edilebilir? 5. evriydi geçince bağırsaklarda artık mantarın böyle yapışacağı kenenin kene gibi yapışır. Bir nokta kalmadığı zaman sümüksü bir defacet gelmeye başlar. O zaman doktor diyebilir ki aa mantar varmış. Oysa bunun bir tükürük testiyle anlaşılması mümkün. Sabah kalktığında kişi aç karnına bir bardak suya tükürüyor. Bir bardak suya bol bol tükürüyorsunuz. Sabah aç karnına 5 dakika bekledikten sonra fotoğrafını çekiyorsunuz. Gönderiyorsunuz. Bakıyoruz neymiş. Veya kendiniz de bakabilirsiniz. İnternette var yani. Bazıları ben anlamam diye bana fotoğrafını göstermeye çalışıyor. Olabilir. Sorun değil. Şimdi sabah kalktığında kişi bir bardak suya tükürüyor, tükürüyor, 5 dakika sonra fotoğrafını çekiyor, bakıyor. 2. Kişide şişkinlik, kabızlık, ishal varsa, makatta, kaşında, kızarıklık, mide ağrısı, ağız kokusu, dişte ve dilde beyazımsı veya sarımsı beyaz pas gibi bir tabaka, aşırı yorgunluk, dermansızlık, konsantre olamama, unutkanlık, isteksiz, aşırı tatlı yeme şeyi, kas titremesi, kas ağrısı, nefes darlığı, burun tıkanması, kulak iltihabı, sinüzit, faranjit, bronşit,
ense, omuz, sırt, bel, bel ağrısı, eklem ağrısı ve şimdi dokularda ağrı, yani fibromiyalji, yumuşak doku, romatizması, sistemik lupus. Bunlar benim yazdığım yıllar önce, 20 yıl yazdım. 20 yılı geçti. Şimdi maşallah herkes bu konuda konuşuyor. İyi, güzel oldu yani, gelişme var. Bayanlarda adet halinde küfkü, pis kokular, akıntılar, adet halinde ağrılar, enfeksiyonlar, kolit, ulseratif kolit, morbus kron, IBS, enterit, kronik böbrek yetmezliği, mesene iltihaplanması, insesiyat, sistit, cinsel isteksizlik, prostatit, vajinit, migren, baş ağrısı, depresyon, panik atak, diyabet, kolesterol, yüksek tansiyon, kurdeşen, kaşıntı, panenin sipesindesi, alerjik astım, atopik eksem, skleroderma, otizm, alzheimer, parkinson, huntington vesaire vesaire. Bütün bunları tetikleyen nedir? Kandida. Nasıl tetikliyor diyeceksiniz? Hamurlu tatlı yediğinizde veya pirinç, patates vesaire tatlı bir şey yediğinizde ne yapıyor? Glikoz içeren bir şey, glikozla besleniyor. Etan, metan, butan gibi zehirli gazlara, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkollere, histamin, penisilin gibi toksik maddelere dönüştürüyor. Bu toksik maddeler bir, bağırsakları yakıyor. Bununla da ilgili bir şey göstermem gerekiyor mu? Var. Bağırsaklar yakarsa ne oluyor? Bağırsak kendini korumak için yağlanıyor. Yağlandıkça bağırsak enzim salgılayamıyor. Mesela bağırsak şu şekilde, bir fotoğraf açalım gösterelim. Bağırsaklar böyle, şu gördüğünüz gibi halının üstündeki iplik gibi, iplik gibi kanallar var. Bunlara mikrovirüs denir. Bu kanalların üzerinde nokta şeklinde mikrovirüsler var. Bunlara pompa şeklinde besinlerdeki vitaminler, enzim absorbe eder. Fakat bağırsaklar kandidanın üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle bağırsaklar kendini korumak için, yandığı için, yaktığı için toksik madde bağırsak kendini korumak için yağlanır. Yağlanırsa enzim salgılayamaz. DAO, diamino oksidat. Diamino oksidat azalırsa insan bünyesinde histamin, kortizon dengesi bozulur. Bozuldu mu? Aklınıza gelen hastalıkların %95'ini bu tetikler. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu vesaire vesaire vesaire.